Eren'den fx eşittir x kare eksi 1 üzeri 2 bölü 3 fonksiyonunun yerel maksimum noktalarını bulması istenmiş. Aşağıda Eren'in yerel ekstremum noktalarını bulmak için yaptıkları verilmiş. Eren'in izlediği adımları göstermişler ve Eren'in çözümünün doğru olup olmadığını, doğru değilse de nerede hata yaptığını bulunuz diye de sormuşlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi de birlikte yapalım. Eren türevi almış ve bunu bulmuş. Ben de buraya yazacağım. Bakalım doğru mu? F üssü x. Evet bunu bulmak için zincir kuralını uygulamam lazım. Yani önce dışarının içeriye göre türevini alacağım. 2 bölü 3 çarpı x kare eksi 1 üzeri 2 bölü 3 eksi 1. Bu da eksi 1 bölü 3 eder. Şimdi bunu 1 de içerinin x'e göre türeviyle çarpmam gerekiyor. x kare eksi 1'in x'e göre türevi 2 x'e eşit. Evet bir bakalım. Eren'in de türev olarak bunu bulduğunu görüyorum. 2 ile 2 x'i çarpınca 4 x elde ederiz. Payda da 3 olacak ve x kare eksi 1'in eksi 1 bölü 3. kuvveti de 1 bölü x kare eksi 1'in küp köküne eşit. Evet Eren'in birinci adımda yaptıkları doğru. Sonra ikinci adımda Eren kritik noktanın x eşittir 0 olduğunu yazmış. Kritik noktanın türevi 0 ya da tanımsız yapan noktalar olduğunu biliyoruz. Bir bakalım. Gerçekten de f üssü 0, 0 bölü 3 çarpı küp kök içinde eksi 1'den, burası 3 çarpı eksi 1'den eksi 3 eder ve evet 0 bölü eksi 3 0'a eşittir. Bu da doğru. Kritik noktalardan biri x eşittir 0'dır. Peki elimizdeki tek Kritik nokta acaba bu mu? Az önce kritik noktanın türevi sıfır ya da tanımsız yapan noktalar olduğundan bahsetmiştik. Türevi sıfır yapan değer bu ama bunun yanında belki tanımsız yapan değerler de olabilir öyle değil mi? Bana bu ifadenin paydasını sıfır yapacak değerin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? x kare eksi 1 sıfıra eşit olursa, sıfırın küp kökü de sıfır olacağından payda da 3 çarpı sıfırdan sıfır elde ederiz. Bu durumda x kare eksi 1'i sıfır yapan x değerlerini bulmamız lazım ve bu da artı ve eksi 1'dir. F üssü x'i tanımsız yapan bu değerler de kritik noktalardır. Bu yüzden de Eren'in ikinci adımda yazdığı ifadeden tam anlamıyla mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim. x eşittir 0 evet kritik noktalardan biri ama bu fonksiyonun tek kritik noktası değil. Onun için buraya küçük bir soru işareti koyuyorum. Bu noktada diğer kritik noktaları bulmamış olmasının ne zararı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani kritik noktalardan birini bulmuş ve yerel maksimum belki de bu nokta olabilir. Bundan daha önceki videolarda da bahsetmiştik ancak birinci türev testini kullanabilmek için e, ya da şöyle söyleyeyim türevi sıfır yapan bu değeri bulduktan sonra bunun yerel bir maksimum mu yoksa minimum mu olduğunu anlayabilmek için bu değerin iki tarafından alacağımız değerlerin türevin işaretini değiştirip değiştirmekteyiz. Değiştirmediğine bakmamız lazımdı değil mi? Ayrıca bu testi yaparken bir başka kritik noktaya denk gelmediğimizden de emin olmamız gerekiyor. Kritik noktalar yönün değiştiği noktalardır. Pekala bakalım bakalım Eren üçüncü adımda ne yapmış? Kritik nokta olduğunu söylediği noktanın iki tarafından birer test değeri seçmiş ve bu değerleri kullanarak az önce bahsettiğim testi yapmış. Fakat yaptığı bu test biraz yanlış çünkü gördüğünüz gibi seçtiği değerler aslında farklı bir kritik noktaya denk geliyor. Mesela bu değer eksi birden küçük, bu ise birden büyük. Deneyebileceği değerler artı eksi 0,5 olabilirdi. Evet mesela e, eksi 2, eksi 1, e, eksi 1 bölü 2, 0, 1 bölü 2, türevi tanımsız yapan 1 ve 2 olabilirdi. Bu ekstremum nokta adaylarından biri, bu bir diğeri ve bu da bir diğeri. Bu durumda da bu değerle test yapıp kritik noktaların hangisi ya da hangileri etrafında işaret değiştirdiğini kontrol etmek gerekiyor. Bu değerleri de işte bunun için seçtim. Bana göre Eren temel yanlışı ikinci adımda yapıyor. Yani kritik noktaların hepsini değil sadece bir tanesini buluyor.